Piyasalardan da notlar aktaralım. Telefon hattımızda ALB Forex analisti Sayın Enver Erkan var. Sayın Erkan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Seçime sayılı günler kala piyasalar bir hayli durgunlaşmış durumda. Dolar ve altındaki artışın seçimlerden sonra da süreceği belirtiliyor. Hatta doların seçim sonrası 2.75 seviyesine ulaşacağı söyleniyor. Öncelikle bu konularla ilgili görüşünüzü alalım. Şimdi baktığımızda özellikle dün seçim stresinin ciddi anlamda fiyatlandığı bir piyasa görmüştük. Ve bu bağlamda hafta sonu yapılacak seçime dair belirsizliğin piyasa üzerindeki baskısının artmasıyla beraber risk almak istemeyen yatırımcının borsa ve yoktaki pozisyonlarını kapatmasıyla sert düşüşler gördük içeride endekste. Ayrıca tahvil faizlerinin yukarı yönlü seyretmesi de yine bu durumu destekler nitelikteydi. Tabii burada baktığımızda geniş resimde kurdaki yükseliş eğiliminin devam ediyor olduğunu görüyoruz. Yani bir anlamda içerideki riskler ve bu hafta açıklanacak önemli datalar öncesinde TL'deki değer kaybetme eğilimi devam ediyor. Şu anda önümüzdeki en önemli viraj seçim gibi göreceğiz. Seçim öncesinde de oldukça önemli virajlar göreceğiz. Bunlardan bir tanesi yarın açıklanacak enflasyon verileri ve cuma günü Amerika'dan gelecek istihdam verileri. Şimdi enflasyon verilerine bakıyoruz. Beklentiler enflasyondaki yükselişin süreceği yönünde. TCMB'nin önümüzdeki döneme ilişkin makroekonomik görünümünü belirleyecek olan enflasyon verisi eğer ki yarın beklentilerin üzerinde gelirse TL'de zayıflama seçime kadar devam edebilir durumda. Yani beklentilerin altında kalacak böylece bir miktar TL'de toparlanma görebiliriz. Ancak bu biraz kur tarafına açıkçası kar realizasyonu biçiminde hareketler olarak yansıyacağını düşünüyorum. Yani uzun vadeli fiyatlamaların seyrini belirleyecek olan unsur seçimden sonra oluşacak atmosfer ve seçimden sonraki ekonomi yönetimi olacaktır şeklinde düşünüyorum. Altın tarafına baktığımızda ise bugün altın son derece dalgalı gidiyor iki gündür. Dün Amerika verileri çerçevesinde gün içerisinde pozitif ve negatif sonuç içerisinde ciddi dalgalanmalar gördük. Bir ara 1200 dolar üzerine çıkan ons altın 1187 dolar seviyelerine geriledi ve tekrardan bir miktar tepki alarak 1192 dolar seviyesi üzerinde seyretmeye devam ediyor. İçerideki yansımaya baktığımızda yani gram TL bazındaki fiyatlamalara TL'deki değer kaybı eğiliminin devam etmesi gram TL'de yukarı doğru destekleyen bir unsur ki seçim öncesi fiyatlamalar çerçevesinde TL'deki bu zayıf seyirin devamı durumda gram TL'de de yukarı yönlü hareketin kuvvetli kalabileceğini söyleyebilirim. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın önemli bir toplantısı olacak. Piyasalar bu toplantıya da odaklanmış durumda. Piyasalar açısından bu toplantıdan nasıl bir sonuç çıkar sizce? Evet, şimdi baktığımızda bugün Avrupa'da önemli bir enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon beklentilerin üzerine geldi ve toparlanmaya işaret etti. Avrupa Merkez Bankası daha önce iç tüketimi canlandırmak ve büyümeyi ivme kazandırmak adına parasal genişleme faiz indirim kararları almıştı. Şimdi ekonomideki toparlanmayı görmek için enflasyon verilerini yakından takip ediyor ki Şubat ayından beri enflasyon tarafında bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda baktığımızda PMI verilerinde ve güven indekslerinde bir kıpırdanma olduğunu gözlemliyoruz. Bu da Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemesinin ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini gösteren bir durum. Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın faizlerde herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Karar sonrası Draghi'nin konuşmaları etkili olabilir. Draghi'nin açıklamalarında hem parasal genişleme programının geleceğine ilişkin hem de Euro bölgesinde ekonomik görünümü ilişkin ifadeler oldukça önemli olacaktır. Buradaki satır başları oldukça önemli olacaktır ki Euro dolar paritesine baktığımızda bugün enflasyon verileri sonrasında 1.10 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayan bir parite söz konusu. Bu iyimserliğin, nispi iyimserliğin devamı açısından yarın Draghi'nin de ekonomik görünüme ilişkin olumlu ifadeler kullanması gerekiyor. Yunanistan'la ilgili de bir soru sormak istiyorum. Yunanistan'ın IMF'ye 5 Haziran'da yapacağı ödemeye 3 gün kala önemli isimler Yunanistan için sürpriz bir toplantı gerçekleştirdi. Sizce bu toplantıdan nasıl bir karar çıkar? Şimdi baktığımızda gerek Yunanistan tarafından gerek AB tarafından açıklamaların olduğunu ama bu açıklamaların birbirine çelişkili açıklamalar olduğunu görüyoruz. Bugün Yunanistan Başbakanı Tsipras yaptığı konuşmada pazartesi akşamı Avrupalı liderlere kapsamlı bir taslak sunduklarını söyledi. Tsipras hükümet olarak bazı sert tavizler verdiklerini söylüyor. Ancak gerçekçi bir teklif sunduklarında ısrar ediyor. Ancak bir anlamda topu kreditörlere atarak anlaşma çıkmamasında kreditörleri suçluyor.
Euro grup tarafı ise Yunanistan'la anlaşmanın bu hafta teorik olarak mümkün olmadığını belirtti. Bugün yani bir anlamda bugünkü söylemler bize geçen haftaki Varoufakis ve kreditörlerin söylemlerini anımsattı. Bu bakımdan baktığınızda burada belirsizlik durumunun halen devam ettiğini ve 5 Haziran'ın zaten şurada 2-3 gün kalmış durumda. Teorik olarak herhangi bir anlaşma çıkmaması demek zaten bu hafta Yunanistan'ın 5 Haziran vadeli ödemesini yapamaması demek olacaktır. Bu da bir anlamda stres yaratacak bir unsur ve Yunanistan belirsizliğinin devamı anlamına gelecektir. Sayın Enver Erkan, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler, ekonomi